Gençler selam. bendeniz Deniz Demir Hocanız. Bugün sizinle birlikte 12. sınıf matematik konularında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabımız tabii ki bilgi sarmal etkileşimli trigonometri fasükülü. Trigonometri AYT matematiğin en önemli konularından birisi olduğu için bu konuda kesinlikle 12. sınıf öğrencilerinin trigonometride bir fasükül çözmesini istiyorum. Bu fasükülün özelliği şu. ÖSYM kurgusuyla tıpatıp aynı. Eğer ki trigonometriyi fullemek istiyorsan 4'te 4 yapmak istiyorsan kitap bu. Ben sana konu anlatımını yapacağım. Konu anlatımının PDF'lerini açıklama kısmına yükleyeceğim. Sonrasında buradaki testleri çözeceksin. Her test kolay, orta, zor şeklinde ilerler ve sana tam anlamıyla trigonometriyi öğretir. Kitabın sonunda da toplam 18 tane trigonometri denemesi var. Şimdi hocam 11. sınıfta sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız ne yapacak? Onlar için de ben yine oynatma listesine 11. sınıf trigonometri konularını yükleyeceğim haberiniz olsun. Geldik hemen canlarım sahnemizi çeviriyoruz ve karşımızda iki açının toplamının veya farkının sinüs hesabını bulma var. Şimdi arkadaşlar sinüs a artı b'yi zaten şurada biz bir dikdörtgen içine a açısı b açısı yazıp burada sinüsün toplam formüllerinin ispatı var. Yapacak mıyım? Yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü oradaki formüllerin ispatlarını pek zaten Hani bilmeseniz de sadece formülü bilseniz size yeter. Sinüs A artı B'nin formülü şu şekilde. Sinüs A çarpı kosinüs B böyle başladı. Sonra tabii ki sinüs B çarpı kosinüs A şeklinde ilerleyecek. Burada benim dikkatimi çeken şey şu. Arası artıysa burası bir kez artı olacak. Bir A 1 B şeklinde gidiyor. Sin A kos B sonra sin B kos A şeklinde ilerliyor. Şimdi bunun bir de eksilisinin formülü var. O da bundan bir farkı var. Şu aradaki artı eksiye dönecek. Yani burası sinüs A çarpı tabii ki kosinüs B olacak. Eksi sonra sinüs tabii ki B olacak çarpı kosinüs A gelecek. Arkadaşlar bu iki formül sizin ilk başta bileceğiniz formüllerin kesin içinde olanlar. Bak tekrar söylüyorum. Sinüs A artı B sin A kos B sin B kos A Arası artı, arası artı. Burada ise arası eksi olduğu için burası eksi. Sin A cos B, sin B cos A. Lütfen ama lütfen bu şekilde bu iki formülü ezberleyeceksiniz. Hocam zor değil mi? Yok arkadaşlar. Bir ders sonrasında kendiliğinden gelmeye başlıyor. Şimdi hemen geldim soruma baktım. Elimde böyle bir trigonometrik ifade var. Baktığımda bir sin bir kos gitmiş. Bir sin bir kos gitmiş. Buradaki açılar da biri 44, biri 16, sonra 16, sonra 44. Allah Allah bunların arasında bir ilişki var. O ilişki de şu. Buraya ben A açısı yazarsam, buraya B yazarsam o zaman burası B olacak, burası da A olacak. Yani şurası da şuna döndü. Sin A, sonra geldik buraya cos B yazdık bak. Sonra geldim buraya sin B yazdım. Sonra geldim buraya da cos A yazdım. Dikkatimi şu çekti benim. Sin cos, sin cos şeklinde ilerliyor ve arası da tabii ki artı. O zaman burası sinüsün, A artı B formülü. Geldim hemen yazdım. Sinüs burası 44 artı 16 yapar. Yani burası ne oldu arkadaşlar? Tabii ki sinüs 60 değeri oldu. Sinüs 60 da neye eşit? Kök 3 bölü 2'ye eşit. Birinci soru böylelikle bitti. Şimdi geldim hemen ikinci soruma. Bu sefer farkındaysanız bir tane sinüsle başlamış. Sonra kos gelmiş. Yine sin yine kos gelmiş. 87 42 42 87. Bu açılar arasında bir ilişki var. O zaman ben buradaki açıya A dersem, buradaki açıya B dersem, şurası bu sefer B oldu, burası bu sefer A oldu. Bak yazıyorum. Sırf sen yeter ki anla. Sin ile başladı. Sonra cos B geldi. Sonra eksiği koydu. Sonra sin B geldi. Sonra kosinüs A oldu. Burası sinüsün ne formülü? Eksi formülü olduğu için tabii ki sinüsün fark formülü A eksi B'ye eşit. Peki A dediğin ifade ne? 87. B dediğin ifade ne? 42. Bunları çıkartırsan burası sinüs 45 olur. Sinüs 45 dediğin değer de neye eşittir? Kök 2 bölü 2'ye eşittir. Olayımız bu. Şimdi geldik bir sonraki sorumuza. Hocam burada sinüs 75 değerini benden bulmamı istemiş. Ama hocam ben 75'in ne olduğunu bilmiyorum. Benim bildiğim özel değerler var. 45 var. Hemen geldim. 45 var. Tabii ki 30 var. Sonra 60 var. Bu değerleri biliyorum. Bunların dışındaki değerleri bilmiyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bu değerleri kullanarak bunların hesabını yapacağız. Şimdi hemen geldim şunu yazdım. 75 dediğim ifade aslında 45 ile 30 derecenin neyidir? Tabii ki toplamıdır. Bunu böyle yazdık. Geldik. Sonra şurada bu açı A ise bu açı B ise ben bunu sinüs A artı B'yi şu şekilde yazamıyor muydum? Sina ile başlıyordum. Sonra geldim. Cos B ile devam ettim. Sonra burası sin B oldu. Sonra kosinüs A şeklinde devam etti. Anlaştık mı? O zaman geldim. Burası ne olacak? Tabii ki şöyle bir yazalım. Burası 45 artı 30 ya canlarım. Burası şuna dönecek. Sin 45 ile başladı. Sonra geldik yanına kosinüs 30'u koyduk. Sonra geldik buraya sinüs 30 yazdık. Sonra geldik buraya da kosinüs 45 yazdık. Olayımız buna döndü. Geldim hemen sin 45 kök 2 bölü 2. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Sinüs 30 1 bölü 2. Sinüs 45 ya da kosinüs 45 aynı. O da kök 2 bölü 2. Burası üst taraf kök 6. Alt taraf 4. Burası üst taraf kök 2. Alt taraf 4. Cevap da kök 6 artı kök 2 bölü 4 geldi. Yani cevabımız bu oldu güzel insanlar. Mantık bu şekildeydi. Şimdi geldim hemen bir sonraki soruma. Burada benden sinüsün fark formülünü hesaplamamı istemiş. Kendi istemiş. O zaman önce şuna bir bakalım. Bunun kelime anlamı şuydu. Burası hocam sinüs a ile başlayacak. Yanına kosinüs b'yi koyacaksın. Araya eksi yazacaksın. Eksi olduğu için. Sonra buraya sin b yazacaksın. Sonra da buraya kosinüs a yazacaksın. Şimdi benim dikkatimi şu çekti. İyi izle. Burada sin a var. Bunu biliyorsun. Burada da kos b var. Burada bunu biliyorsun. Ama şu ikisini bilmiyorsun. Şimdi B açısı ve A açısını bir dik üçgen içinde göstersen. Gelsen hemen şöyle yazsan. Bu birinci dik üçgen. Şuraya sığar mı? Evet sığar. Bu da benim ikinci dik üçgenim. Geldim böyle yazdım. Canlarım şuraya 90'ı koydum. Şuraya A'yı yerleştirdim. Buraya 90'ı koydum. Buraya da B'yi yerleştirdim. Ben neyi biliyorum? Ben şunu biliyorum. Sinüs A 3 bölü 5. Karşısı 3. Hipotenüs 5. Burası 4. Cepte. Geldim. Kosinüs B. Burası 12. Burası 13. Burası da 5. Bu da cepte. Tamam. Şimdi ne oldu? Bak sin B'yi artık şuradaki minnoş üçgenden bulabilirsin. Kos A'yı buradaki minnoş üçgenden bulabilirsin. Olay buydu. Şimdi gelelim yazalım. Sin A. Zaten 3 bölü 5'ti. Geldim yazdım. Kos B. 12 bölü 13'tü. Geldim yazdım. Eksi. Sin B. Yani karşı hipotenüs. O zaman hemen şunları bir silelim. Orada böyle görüntü kirliliği olmasın. 5 bölü 13. Kosinüs A. Kosinüs A da 4 bölü 5. Geldim. Onu da buraya yazdım. Güzel insanlar. Sadeleştirme bilerek yapmayacağım. Şu 5'leri sadeleştirmeyeceğim. Çünkü payda eşit zaten. Niye bir daha uğraşayım? 36. Geldim yazdım. Şurası 65. Geldim buraya. 20. Şurası 65. Cevap da 16 bölü 65 geldi güzel insanlar. Olayımız bu şekildeydi. Şimdi geldik örnek 5'imize. Şimdi örnek 5'te biz ters trigonometrik fonksiyonları 11. sınıfta öğrendik. Ters trigonometrik fonksiyonları gördüğüm zaman ben bunların sonucuna herhangi bir harf veriyordum. Mesela geldim şuraya A yazdım, geldim buraya B yazdım. Bu arkadaş benden neyi bulmamı istemiş? benden tabii ki sinüs a artı b değerini bulmamı istemiş. Bunu istemiş. Bu neydi? Başlıyorduk. Sin a ile başladım. Yanına cos b'yi koydum. Ara artı olduğu için buraya artıyı kaydettik. Sonra sin b'yi yazdık. Cos a'yı yazdık. Az kalsın konuşamıyorduk. Şimdi canlarım burada 11. sınıf bilgilerini hatırlamak zorundayız. Hemen ne yapıyorum? Ark tanjant. Şuraya gelip yazıyorum. Ark tanjant. 3 bölü 4 eşittir a ise buradan tanjant a ne gelir? 3 bölü 4 gelir. Hemen lafı fazla uzatmadan bir üçgen çizsem. Şuraya 90'ı yerleştirsem. Buraya a'yı koysam. Karşısı 3. Komşusu 4. Hipotenüsüne de 5'i gömdü. Bu bitti. Şimdi geldim. Hemen şuraya sığar mı sığar. Şuraya da ark yazdım. Kosinüs 12 bölü 13'ün cevabı da neye eşit? B'ye eşit. Bu içeri bu dışarı. Buradan kosinüs B ne geldi? 12 bölü 13 geldi. Yine bir üçgen çizdim. Şuraya geldim. B açısını yerleştirdim. Bura 12. Bura 13. Şurası da 5 geldi. Tamam. Bunların hepsi cepte. Geri kalan kısım çok basit. Sin A. Sin A ne? 3 bölü 5. Geldim yazdım. Karşı hipotenüs. Kos B. 12 bölü 13. Geldim. Onu da buraya yazdım. Sonra geldim devam ettim. Sin B. Hemen bakalım arkadaşlar. 5 bölü 13. Geldik yazdık. Son olarak cos a o da 4 bölü 5. Bilerek yine sadeleştirmiyorum. Şurası 36 arkadaşlar. Şurası 20. Bunların paydası 65. Cevap 56 bölü 65 geldi. Olayımız bu şekildeydi. Şimdi canlarım hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Örnek 6'da bizden A ile B'nin toplamının 7 bölü 3 olduğu söylenmiş. A ile B'nin toplamı. Şimdi A ve B iki tane kareli ifade. Bunları mecburen karelerini alacaksın. Kareleri aldıktan sonra da bunları toplayacaksın. Biraz zahmetli mi zahmetli. Başlayalım. Birincinin karesi. Geldim yazdım. Sin kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Burası sinüs x, kosinüs y. Sonra ikincinin karesi. Ya şimdi diyorsun ki şu sin kare x, bu da kos kare x olsaydı bir gelirdi ama gelmiyor. Evet farkındayım. Şimdi geldim buraya. Buranın karesi kos kare x. Sonra eksi olduğu için eksi iki tane sinüs x çarpı pardon 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 kimse görmedi hemen geliyorum onu siliyorum hemen şöyle yazalım sinüs y çarpı kosinüs x ve en sonda sin kare y yazdık. Bunları yazdık. Şimdi ben bunları ne yapacakmışım? Toplayacakmışım. Çünkü A ile B'nin toplamını bana vermiş. Kaçmış o? 7 bölü 3. Topladığın zaman şu ikisinin toplamı kaç yapar? 1. Şu ikisinin toplamı ne yapar? 1. O zaman bir bir daha 1 2 geldi. Şimdi her ikisinde iki ortak mı ortak? 2 parantezinde sinüs x yazdın. Kosinüs y eksi burası ne oldu? Sinüs y çarpı kosinüs x geldi. Tamam. Çok hoş. 7 bölü 3'ün yanına şu 2'yi gönderdim. 7 bölü 3'ten 2 çıkarsa 1 bölü 3 kalır direkt. Burası da 2 çarpı. Bak ne oldu? Şu oldu bak. Sin ile başladı. Yanına kos geldi. Sin ile devam etti. Yine kos geldi. Bx, bye, bye, x Ne oldu? Arada eksi. O zaman burası hocam direkt sinüsün ne formülü? Tabii ki fark formülü. X eksi y. Şimdi bu çarpı 2 buraya böyle olarak geçerse sinüs x eksi y ne gelir? güzel insanlar. Tabii ki 1 bölü 6 geldi. Mantığımız buydu. Olayımız bu şekilde. Şimdi geldik. Burada kosinüsün toplam formülüne. Bak kosinüsün toplam formülüne. Arkadaşlar kosinüs biraz bencil bir fonksiyon. Yani paylaşımı fazla sevmiyor. Hep ben, hep ben, hep ben diyor. Ben başla başlarım. Ben başta devam ederim. Olay bu şekilde diyor. Sen bana ayak uyduracaksın. Mantığı şu. Kosinüsün formülü Kosinüs A ile başlıyor. Kosinüs B ile devam ediyor. Bir de arası artıyken burası eksi oluyor. Orada da bir zıtlık yapıyor. Şu an sin A çarpı sin B ile devam ediyor. Sonra kosinüsün fark formülü de yine kos A ile başladı. Yanına kos B'yi koyduk. Arası bu sefer artı oldu. Burası sin A çarpı. tabii ki sin B geldi güzel insanlar. Şimdi ne oldu? Kos kos başladı. Kos kos başladı. Arası artı iken bura eksi oldu. Arası eksi iken burası artı oldu. Önemli mi? Önemli. Şimdi gelin bunları sorularda nasıl göreceğiz? Şimdi arkadaşlar burada sinle başlamış. Sinle devam etmiş. Kosla başlamış. Kosla devam etmiş. Ama iyi de ben hep normalde başta kosu yazıyordum. Gelin şurayı bir eksi parantezine alalım. Eksi parantezini alırsam şöyle olacak mı? Kos 50 çarpı kosinüs 10 yazdık. Burası eksi sin 50 çarpı sin 10. Bunu geldim hemen böyle yazdım. Şimdi canlarım kos kos sin sin tamam. Arası ne? Eksi mi? Eksi. O zaman hatırla cc eksi ss. Burası kosinüsün neydi? Toplam formülüydü. O zaman ben buraya ne yazacağım? Kosinüs tabii ki 50 artı 10. Geldim bunu yazdım. O zaman eksi kosinüs 60 oldu. Kos 60 1 bölü 2 cevap eksi 1 bölü 2 çıktı. Mantığımız bu şekilde. Geldik bir sonraki sorumuza. Şimdi ifadeye bakıyorum. Kos kos başlamış. Sin sin devam etmiş. Arası artıysa neydi? Tam tersiydi. O zaman burası kosinüs 160 eksi 10'dur arkadaşlar. O zaman burası kosinüs 150'dir. Kosinüs 150'yi nasıl buluyordum? Hemen bakıyordum. İkinci bölgede ise 180'e tamamlıyordum. Tamamladım. Kosinüs 30 oldu. Sonra ikinci bölgede kosinüsün işareti neydi? Eksiydi. Geldim buraya eksisini koydum. O zaman cevap eksi kök 3 bölü 2 geldi. Mantığımız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar geçelim bir sonraki sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Kosinüs 15 değerini bulmamız istiyor. Kos 15'i bulacağım. Nasıl bulacağız? Tabii ki kosinüs 15'i istersen 60 eksi 45'ten yaparsın. Kosinüs 15'i istersen 45 eksi 30'dan yaparsın. Sana kalmış. İkisinin de sonucu aynı olacak. Bu da 15, bu da 15 fark etmiyor. Ben şunu kullanmak istiyorum. Geldim hemen yazdım. Kosinüs 60 eksi 45. Bura nedir arkadaşlar? Kos 60'la başladık. Sonra geldik kosinüs 45'i yazdık buraya. Eksi ise buraya artı oluyordu. Sonra sin 60 ile devam ettim. Şuraya geldim. Sin 45'imi yazdım. Şimdi cos 60 neye eşit? 1 bölü 2. Cos 45 kök 2 bölü 2. Sin 60 kök 3 bölü 2. Sin 45 kök 2 bölü 2. Sonuç ne geldi? Kök 2 bölü 4 artı kök 6 bölü 4. Cevap da kök 2 artı kök 6 bölü 4 çıktı. Mantık bu şekilde. Geldik Bizim bu dersteki son sorumuz. Şimdi burada arkadaşlar iki tane ifade var. 45 artı x, x eksi 45. Bunlar bu şekilde baktığın zaman ne oluyor arkadaşlar? Ee, toplam fark formüllerinden yapacağız. Ama burada zaten bu açılarla ilgili birkaç bilgi var. Onu direkt gördüğün zaman rahat bir şekilde çözüyorsun da. Ben şu an onu görmediğimizi düşünüyorum. Ne yapacağız? Uzun uzun çözeceğiz. Hemen başlayacağım. Şuraya yazacağım. Sin 45 ile başladım hem de formülleri iyice öğretelim. Sonra kosinüs x ile devam et. Arası artıysa burası artıydı. Tamam. Sonra kosinüs 45 ile devam ettim. Sonra sinüs x ile devam ettim. Bazen önce sin'i sonra kosu yazıyorum ama fark eden bir şey yok. İkisi de aynı şey. Geldik hemen hop aşağıya. Sonra başladım. Burası kosinüs x ile başladım. Sonra kosinüs 45 ile devam etti. Neyi dikkatimi çekiyor? buradaki bak buradaki eksi olduğu için buraya artı yazmak zorundasın. Sonra sin 45 çarpı sin x yaz. Tamam. Şimdi ben şunu biliyorum. Cos 45 sin 45 bunların hepsi aynı. Yani kök 2 bölü 2. O zaman bunlar direkt sadeleşir. Bu gider. Bu gider. Bu gider. Bu gider. Parantezi alırsın. Onlar gider. O zaman sonuç olarak yukarıda kosinüs x artı sinüs x kaldı. Aşağıda yine kosinüs x artı sinüs x kaldı. Yani gelip burada kök 2 bölü 2 yazmadım. gerek yok. Çünkü aynı birbirini götürecek. Buranın sonucu da yine birbirine eşit olduğu için cevap da 1 gelecek. Böylelikle sahnemizi çevirelim. Toplam farkta sinüsün, kosinüsün toplam fark formüllerini verdik. Bir sonraki derste tanjant, kotanjantın toplam fark formüllerini vereceğiz. Sonra da şekil üstünde konu anlatımlarını anlatıp konuyu bitireceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Beğenip takip etmeyi unutmuyoruz. Arkadaşlarımıza 12. sınıf matematik tayfa arkadaşlarınıza lütfen ama lütfen kanaldan bahsedin. Canlarım seviliyorsunuz. Hoşçakalın.